Herkese selamlar. Geleceğin Kaçmış kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet dostlar, kripto para eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlere baştan sona kolay bir şekilde tüm teknik analizi ayrıntılarıyla birlikte anlatacağım. Çok uzun tutmayacağım ve bu videodan ayrıldığınız zaman hepiniz birer tane profesyonel teknik analist olacaksınız. Ve projeleri bu gözle nasıl alınır, nasıl satılır, nerelerde alınır, nerelerde satılır daha iyi mantığınız oturacak ve birer tane profesyonel, deneyimli teknik analist olarak çıkacaksınız bu videonun sonunda. Evet, ben çok uzatmadan başlamak istiyorum. Başlamadan önce ise kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla da paylaşırsanız daha iyi olacak. Öncelikli olarak şöyle genel bir grafiğe bakalım. Hiç teknik analiz bilmiyoruz. Sıfırdan başlıyoruz, sıfırdan adım atıyoruz. Emekliyoruz ve bekliyoruz. Şimdi bizim öncelikli olarak teknik analize nereden başlamamız gerekiyor? Çok karmaşık. Nereden neyi yapacağım? Şurası direnç mi? Şurası destek mi? İşte nereden trend hattı çizeceğim? Nereden şey yapacağım? Bunların cevabını hepsini alacaksınız. Ve bu videodan çıktığınız zaman çok da uzun bir video olmayacak. Profesyonel bir teknik analizci olacaksınız. Ve sizler de alım satım işlemleri sırasında yüksek karlar elde edip zengin olabileceksiniz ki ben gerçekten şu anda büyük karlar elde ettim. Bu sektörde sizlere de bu tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Öncelikli olarak sizin takip etmeniz gereken ilk gösterge RSI, yani göreceli güç endeksi, Relative Strength Index olarak geçer. RSI nedir? RSI bizim güç endeksimizdir. Yani o andaki bizim fiyat para biriminin veya ürünümüzün alım talebine bakarlar. Alımına, satımına, şu anda fiyat yükseldikçe RSI çıkar mı? Onları size bir anlatayım. Şu an günlük grafiği inceliyoruz. Grafikleri 4 saatlik, 1 saatlik, 15 dakikalık. Sağlıklı bir analiz yapmak istiyorsanız ben 4 saati öneririm. 4 saatlik analizler her zaman daha sağlıklı olacaktır. Şimdi RSI ikiye ayrılır. Pozitif uyumsuzluk ve negatif uyumsuzluk olarak ikiye ayrılır. Şimdi bize para kazanmak için neler lazım onları söyleyeyim. Pozitif uyumsuzluk şudur. Burada görmüş olduğunuz gibi dipler yükseltmiş kendisini. Dipler yükseltmiş veya sabit kalmış. Veya dipler düşerken burada güç endeksi yükseliyorsa orada bir alım baskısı vardır. Orada yüklü miktar alıcılar alacağını alır ve yükseliş moduna geçer. Durum bu. 4 saatlik moduna baktığımız zaman şu anda RSI yükselişte ve 70 ve 30 bölgeler var. Bu bölgelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. 70 bölgesi ve üzeri çok güçlü alıcılar vardır. Yani 70 ve üzerinde alım baskısı, 30 ve altında ise satım baskısı olur. 30 ve altı genellikle ayı sezonlarında, ayı piyasalarında çok yaygın olur. Mesela şu. Şu sert düşüş olmasındaki temel sebebi 30 altındaki RSI'dir. Fakat şöyle düşünün. Ha, o zaman ben şu 70'in karşısındayken alayım, 30'un altındayken satayım anlamına gelme. Ben ne yapıyorum onu sizlere söyleyeyim. Ben alımlarımı RSI 30'un altındayken yapıyorum. Satımlarım ise 70'in yukarısındayken satmaya başlıyorum. Bakın, sat, RSI düştü, al. Bakın bu kadar basit. RSI yukarıdayken, şuradayken sat. Hatta yükselmiş fiyat. Burada RSI düşmüş. Güç endeksimiz yani gücünü kaybetmiş. Düştüğü için fiyat düşmüş. Bayağı düşmüş. Ve 30'un altına gerileyerek güzel bir alım fırsatı oluşturmuş. Ve oralarda ise şurada almasanız bile şu bölgede alan arkadaşlar hala da karda. Bakıyorum Ethereum ETF'leri onaylandı. Millet coşuyordu burada. RSI çok güzel şişti. Biraz kar almanız gerekiyor. Hani RSI şişince biraz satmamız gerekiyor. Bakıyoruz. Fiyat hemen hemen aynı devam ediyor. Hatta yükseliyor. Güç kaybediyor. Negatif uyumsuzluk var. Ve çakıyorlar arkasından. Boğa sezonlarında çoğunlukta olarak 70 ve üzerinde takılırlar.
İşte o yüzden diyoruz ya, sizi diğerlerinden ayıracak olan da şey bu. Günlük haritaya bakarsak daha henüz tepe seviyelerine gelmemişiz. Şu anda dip seviyelerinde dolanıyor. Eğer ki yukarı bölgelere gelirse orada yavaştan kar alabilirsiniz ki bu günlük indikatörde 70 ve yukarısına çıkarsa Ethereum zirvesini bile kırabilecek kadar güçlü gözüküyor. Şimdi bir diğer indikatör ise Epsom Oscillator, muhteşem oscillator diye geçer. Oscillator. Bunu Epsom diye bir adam yapmış. Analizleri gerçekten tutarlı. %98 tutarlı bir adam. Demiş ben niye muhteşem bir indikatör yapmayayım? Onu da muhteşem kazançlarla niye donatmayayım diye demiş. Burada şu yukarıdaki tepelerin ve aşağıdaki diplerin anlamı nedir? Öncelikli olarak RSI bakın. RSI. Anladık değil mi RSI? Yukarılardayken tepeler, aşağıdayken ise dip. Alım fırsatlarını verir. Fakat yukarıda durduğu süre boyunca da güçlü alıcıların hakim olduğu zamandır. Bakın bir girmiş Ethereum 2500 devam etmiş. Yukarıda kalmaya devam ettiği süre boyunca zirveye varmış ve 70'i aşağı doğru kırdığı anda ise artık yavaştan ayı trendine doğru giriyor. Yani düşüş anlarına giriyor. Ayı bu arada düşüş, boğa yükseliş demek. Rally bizim boğa sezonu diyoruz. Ayı sezonu ise düşüş sezonu diyoruz. Şimdi Epsom Oscillator bizlere aynı RSI gibi alım fırsatlarından bahseder. Yani şunu söyleyeyim kısaca. Burada yukarıda bir tepe görürseniz sat. Yani şu yukarı doğru şişkinlik görürseniz sat olarak gösterir. Bakın ne kadar korele olduğunu anlayabilirsiniz. Burada bakın fiyat hemen hemen aynı ama düşmüş. Tıpkı RSI'deki gibi yapıyoruz. Negatif uyumsuzluk. Bakın bu iki kavramı anladıysanız zaten %90 teknik analiz bitmiştir. Fakat buna işte belli başlı trendler, formasyonlar, dominanslar, dolar güç endeksi, altın, petrol, volatilite indeksi gibi birkaç tane ayrıntıyı da ekleyeceğim yanına. Ama şu ana kadar %90 tamamlanmıştır diye düşünüyorum teknik analizde. Sırf bu kafayla bile giden kişi kazanır ama zengin olamaz. İşte onun da profesyonalitesi var. Sürekli niye çalışmanız gerektiğini sizlere anlatıyorum. Ve indikatörler her zaman %100 tutar diye bir kavram yok. Mesela burada RSI sürekli düşerken bizim buradaki Ethereum 10 bin, 15 bin, 20 bine kadar bile çıkabildiği dünyalar olabilir. Hani o yüzden her zaman %100 gerçekleşmez. Ama trendin dönmeye yakın olduğu zamanlarda hissedebilirsiniz onu. Bakın. Peki Epsom Oscillator, muhteşem Oscillator. Burada dip seviyelerindeyken, bakın dip seviyelerindeyken ve burada yükselişe geçerken bizim fiyatımız düşüyorsa orada bir pozitif uyumsuzluk var. Açıkçası Epsom Oscillator ile RSI benzer görevleri yer alıyor. Ben ikisini de takip ediyorum çoğu zaman. Ve bizim bir diğer önemli göstergemiz ise bunları geçiyorum. RSI kalabilir. RSI zaten bu işe başlayacaksınız mutlaka RSI'dan başlamanız gerekiyor. Bollinger. Bollinger bantları gerçekten bu işin yani felsefesi, bu işin çok önemli bir tarafı. Hacim şişkinliği yani nasıl nerede patlayacağını, nerede sert hareketler yapabileceğini, nerede para kazandırabileceğini sizlere çok iyi anlatıyor ve Bollinger daralması nedir? Onu size şimdi anlatayım. Burada görmüş olduğunuz gibi Bollinger ufaktan da olsa daralabiliyor bazen. Bazen burada büyük büyük daralmalar gösterebiliyor. Kalemi şuradan mor olmasın, sarı olsun. Size daha iyi anlatabileyim. Burada Bollinger daralmaları oluyor. Bollinger daraldığı zaman şunu anlayın. Aşağı veya yukarı çok sert hareketler göreceğimiz zaman yaklaşıyor demektir. Bollinger bize bu sert hareketler gelmeden önce habercisini verir. Mesela şurada örneğini göstereyim. Bollinger çok sert bir şekilde daralıyor. Daralıyor, daralıyor, daralıyor. Eğer ki burada RSI'da düşerse Bollinger daralırken RSI alım yönlü yani trend ilgi düşerse çakılıyor. Eğer ki burada Bollinger daralırken
ilgi endeksi yükselirse fiyatımız yükseliyor. Bu kadar basit. Ya bu iki RSI ile Bollinger'ı takip etmenizi şiddetle öneririm. Çünkü gerçekten sizi büyük zararlardan bazen de çok yüksek kazançlara sebebiyet verebilir. Mesela bakın bir Bollinger daralması var ve yükseliyor. Bence yükseliş. Ethereum için. Ya spesifik Ethereum da olabilir, Solana da olabilir. Hangi coin olduğu fark etmez. Ben sizlere burada bir inceleme yapıyorum. Bakın hop hop düştü. Düşerken burada pozitif uyumsuzluğu verdi. Bir de Bollinger da daralmış. Bollinger daraldıktan sonra ne yapıyoruz? Güç endeksine bakıyoruz. Güç endeksi ne tarafa bakıyorsa kafamızı oraya kaldırıyoruz. Çoğu zaman tutarlıdır. Çoğu zaman tutarlıdır arkadaşlar. Bollinger tamam. Awesome. Oscillator tamam. Fakat bizim bu trader dediğimiz bazı arkadaşlar bir de şeyi de yapar. Buradan şunu yapalım. Traderlar çizgi çeker değil mi? Hani çizgi çeken kendini trader zannediyor diye bir esprimiz de vardır hatta sektörde. Trend destek çizgileri biz trend için kullanırız. Mesela şurada bir tane yükselen trend var. Yükselen trend diyoruz. Yükselen trend nedir? Veyahut şöyle göstereyim. Düşen trend nedir? Böyle de güzel bir trend var. Hatta baya baya olaya genel baktığımız zaman bu düşen trendi de görebiliyoruz. Veyahut yükselen trend. Hatta boğada neden trend çizmeniz gerektiğini sizlere anlatacağım. Ve formasyonları da kullanırken alım satım bölgeleri, long short bölgeleri bunları birçok piyasacı buradan takip eder. Mesela buradan başladı. Başladıktan sonra burada alıcı buldu. Demek ki burada bir trend oluşumu var. Ve devam ediyor. Yükseldikten sonra kafasını tekrardan buraya değdirdikten sonra burada da bir alıcılar var. Alıcılar var. Hatta RSI düşmesine rağmen buradan düşmemiş ve trendi resmen kesinleştirmiş. Trendi resmen oluşturmuş. Ben burada bir trend oluşumundan bahsedebilirim. Hatta şu bile şöyle bazı arkadaşlar diyordu ayı sezonu geldi bilmem ne diye. Bu düşen trendi kırmasıyla beraber bullish yani boğa yapısına girmiş bir Ethereum oldu. Hedefi neydi bunu kırmasıyla beraber? Şu bölgeler olur. O bölgelerde gelmiş mi? Gelmiş. Hedef fiyat bölgesi nasıl verilir? Trendler nasıl çizilir? Onların hepsini size anlatıyorum. Bakın. Burada kendisini desteklemiş. Yani burada birden fazla onay bölgesine ihtiyacımız var. Mesela şöyle bir trend olmaz. Bu çok sağlıklı bir trend değil açıkçası. Bakın hem üstünde kalıyor bir şey oluyor. Tak diye altına kırıyor. Yani kafanıza göre her alandan şey çizebilirsiniz, trend çizebilirsiniz ama benim size tavsiyem uzun vadeli grafiklerde trend oluşumu daha sağlıklı olacak. Mesela boğa sezonundaysanız boğa trendi çizmek daha sağlıklı olacaktır. Veyahut ayı sezonundaysanız da ayı trendi çizmeniz daha sağlıklı olacaktır. Trend oluşumu böyle sizin ustalığınıza kalmış, tecrübenize kalmış. Ben bunu size kısaca anlattım. Mesela düşen trendini kırarsa yükselmeye devam eder. Yükselen trendin üstünde kalmaya devam ettiği sürece yükselmeye devam edecektir. Altın grafiği için de aynısı geçerlidir. Fox Gold diye geçer burada. Mesela bunu bu trendine bakalım. Trendine evet. Altın şu anda yükselen trendine devam ediyor. Gayet güçlü duruşu var. Hatta şöyle bakalım. Bu trendin üstüne kalmaya devam ettiği sürece bence kafasına 3400'lere doğru gidecektir. RSI güzel düşmüş. Tekrardan buralara yüksel orta banttan tepki almış. Kafasını yukarı doğru kaldırabilir. Bollinger'a bakalım. Hemen Bollinger'da baktığımız zaman Bollinger ise daralmış. Bollinger daralırken yukarı çıkmış. Altın için yön yukarısıdır. Altın da güzel şu an.
Şu an gerçekten altın da güzel emtia olarak. Çünkü para basımı oluyor. Para basımı olduğu için otomatikman yükselmesi gerekiyor. Bakın Bollinger hem daralmış hem de trende vurmuş yani. Tam alım fırsatlarıdır. O yüzden trend Bollinger RSI üçlü kombinasyonlara dikkat edin. Eğer ki trendin altına kırarsa da burada önemli kritik destek seviyeleri oluyor. Mesela şu. Destek seviyelerine dikkat etmeniz gerekiyor. Yani yeni alım bölgeleri. Mesela şu. Altın için 2430. Bir tane daha çizelim hadi şurada. Kritik bir bölge hatta bu. 2530. Çok yakın vadede ise diyelim ki trendi kırdı 2600 civarlarında. Böyle destek bölgeleri çizersiniz. Paranızı bölersiniz. Bir burada, bir burada, bir burada. Bir de burada yaparsınız. Ortalama buralara gelir. Altın zaten uzun vadede yükseleceği için hedefiniz sallıyorum 3500 dolarsa işte ortalamanız buradan olduğu için hesaplamanız %40 kadarlık bir kâr olur ki altın için harika bir oran. Bu şu an için trend olayı. Ya Fibonacci ile de bakabilirsiniz. Fibonacci nedir? Fibonacci bizim pardon bu long short kâr zarar realizasyonu olarak bakılır. Fibonacci'yi alttan alıyoruz. Yukarı doğru çıkartıyoruz. Burada zaten kendisi de demiş kırmızı bölgede altın. Biraz şişkinlik hissettirmiş. Haftalık incelersek haftalık da inceleyebiliriz. Daha genel. Trende hani daha hakim olmak isteyen arkadaşlar işte baktığınızda burada, burada, burada şu anda negatif uyumsuzluk var. Şuna bakmayın. Şu iğneye değil muma bakacağız. Fiyat yükselirken RSI düşmüş. Bir negatif uyumsuzluk var. Altın 3-4 ay içinde biraz ayı tarzı olabilir. Altında biraz düzeltme görebiliriz. O süreçte altından çıkan paralar Bitcoin'e gidecektir. Trend hattına baktık. Fibonacci'ye baktık. Ufak kabaca şuradan çizgi çizdiğimizde trendin başladığı yerden çıkış yerine kadar baktığımızda bakın yükseliş trendidir bu. Baktığımız zaman orada kabaca nerelere gittiğini direnç destek seviyelerine bakabiliriz. Fibonacci ise gelecek fiyatları tahmin ettiğimizde çok güzel bir işe yarayacaktır. Bir de bir diğer gösterge sizlere söylemek istiyorum. Çünkü bu gerçekten bu işin yapı taşıdır. Ana etkenidir. Borsaların gerçekten yükselip yükselmeyeceğini anladığımız gerçekten %100 doğru olan bir endekstir. Dolar güç endeksi. Dolar güç endeksi o kadar önemli ki, bakın o kadar önemli ki senin varlığının, evinin, arsanın, kağıt, çikolata, ne düşünüyorsan ekmek, bu dolar endeksi her şey ona bağlı. Yani bu dolar endeksi eğer ki bakın bir düşen trend çizmişim. Düşen trendi kıramadığı sürece sorun yok demişim. Kırmamış ve düşmüş. Ve burada bir yükseliş trendi var. Yükseliş trendi devam etmiş. Daha da bullish moda girmiş. Yükseliş trendini kırmış ve ayıya girmiş. Bakın trendler o yüzden çok önemli. Bu sizin uzmanlık seviyenize bağlı olarak değişir. Ama dediğim gibi bu videoyu izleyen bir arkadaş teknik analizi halledebileceğini düşünüyorum. Bitireceğini düşünüyorum. Üzerinden ufak ufak tekrarlar yaptıkça kazanacaksın. Baktık. Evet. Burada bir kabaca şişkinlik var. Evsim oskilatör tarafında. Şişkinlik aldık. Güzel. Burada tepe bölgeleri aldık. Şu anda al bölgelerinde yani alıcılar çoğunlukta yükseltiyorlar. Fakat bir şey unutuyorsunuz. Dolar sınırsız bir biçimde karşılığı olmayacak bir şekilde basılan bir para birimi. O yüzden dolar değer kaybediyor. Yani burada doların güç endeksi artık çok da yükselebilecek gibi durmuyor. Özellikle de 103,5 seviyelerine kadar çıkabilir. Neden? 103,5 bakın. Her seferinde buradan
ya ret yemiş ya da kuvvetli bir destek olarak kullanmış. Çok kritik bir bölge, yüksek hacimli bir bölge, yüksek satıcılı bölge. Ki olduğumuz 103 seviyesi de satıcılı bir bölgedir. Güçlüdür. Bakın burada da her seferinde red yemiş. Artık hatta bu tarz alanları ben şöyle gösteriyorum. Dikdörtgen olarak gösteriyorum. Şöyle satıcılı bölge olarak işaretleyebilirsiniz. Eğer ki bu dikdörtgeni aşamazsa rally başlar. Buralarda takılırız bir süre. Ondan sonra ver elini ralliye. Ve baya 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 düştüğü zaman da 100 seviyesini kaybeden dolar endeksi 96 ve 93 seviyelerine kadar sert bir şekilde düşerken bizim kripto paralar altcoin'ler özelinde söylüyorum 20x ve üzeri hareketler tabi belli başlı projelerde ve altın gibi gümüş gibi emtialar gayrimenkuller gerçek varlıklar gibi real estate diyoruz. Bunlar değerlenecektir. Çünkü rakibimiz dolar sınırsız karşılıksız basılıyor. Ve faizlerin de düştüğünde baz alırsak dolar güç endeksi değer kaybetmek zorunda. Bizim ürünlerimiz değer kazanmak zorunda. Dolar güç endeksini anladıysak ben diğer başlıklara geçmek istiyorum. Kripto para özelinde devam edeceğim. Kripto para özelinde devam edeceğim için de dolar dominansı olarak devam etmek istiyorum. Çünkü dolar dominansıyla bizim dolar güç endeksi korele. Yani nasıl? Bu dolar dominansı yani nakite geçme oranı. Mesela ürünü satıyor adam, USD Tether alıyor. Şu anda kripto para piyasasında dolar olarak düşünmeyin, USD Tether olarak işlem döndürüyorsunuz. Eskiden öyle değildi. Eskiden Bitcoin karşılığı olarak bakılırdı. Ama amaç da Bitcoin adetini arttırmaktı. Şu anda dolar adetini arttırmak diye bir amaç olmuş ki benim de temel felsefem Bitcoin adetimi arttırmaktır. Çünkü uzun vadede Bitcoin yatırımları yapacağım. Burada hani size daha öğretmedim ama ayı flama formasyonu var. %3'leri gösteriyor. Ayı flama formasyonu düşüş göstergesidir. Yani ne demek? Dolar dominansı, USD Tether dominansı düşerse rally olur. Bu %9'dayken Bitcoin 15 bin dolardaydı. FTX çukuru. Bu %3,80'lere geldiği zaman ise Bitcoin 73 bin dolardı. Yani şu düşüş bize rally'i verir. Ki bunun gibi bir düşüş daha olacağını düşünüyorum ve rally'i kabaca bitireceğimizi düşünüyorum. Anlaşıldı mı? Burada dediğim gibi Mart ayından beri yükselen bir trend oluşmuş. Fakat işte biz de Bitcoin'de Mart ayından beri sürekli düşen bir trenddeyiz. Sürekli düşen bir trenddeyiz Mart ayından beri. Fakat dediğim gibi o USDT dominansı kırıldığı zaman Bitcoin özelinde 200 bin dolarlar, 150 bin dolarlar çok kolay çantada keklik bir hedef olarak kalacaktır ki seçimi biliyorsunuz Donald Trump şu an önde götürüyor. Donald Trump kazanması halinde çok daha çılgın hareketler görebileceğimizi ben düşünüyorum. Bitcoin dominansına geçelim. Madem öyle Bitcoin'den bahsettik. Dolar dominansı düşerse piyasa yükselir. Fakat Bitcoin dominansı yükselirse piyasa yükselir mi? Altcoin'ler mi yükselir? Onları size biraz anlatmak istiyorum. Çünkü kripto para eğitim veriyoruz. Aynı zamanda ise borsa mantığını anlattığım için sizlere genel bir yatırımcı zihniyet vermek istiyorum. Burada ufak tefek bir iki tane trend var. Burada 2023'ün Mart ayından beri yükselmiş bir trend var. O da hani biliyorsunuz malum Bitcoin ETF beklentiler üzerine yükseldi. Fakat o da yetmedi. Savaş olayları riskli varlıklardan para çıkmasına sebep olduğu için altcoin'lerde Bitcoin'e doğru biraz kaçış oldu. Ve ben burada kritik çok önemli iki tane çizgi çizdim kırmızı şekilde. Adeta alert yani. Burada alarm zillerini açtıracak iki tane kırmızı çizgi çizdim. Ha, bu arada benim sonraki tahminlerim şu sonraki olacak hareketler. Onlar sonra size tahminlerimi anlatırken anlatırım. Şu anda ders veriyorum.
Evet. 1-1-1-1-1. Yükselen Kama formasyonu var. Formasyonları ben size genel olarak hızlı hızlı anlatacağım. Ve formasyonların ne anlama geldiğini, fiyat için nasıl bir tehdit oluşturduğunu, nasıl bir boğa oluşturduğunu, pozitif beklenti oluşturabileceğini sizlere anlatacağım. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Bu videodan uzman bir analist olarak ayrılmak için. Ve devam ediyorum. Devam ediyorum. Burada yükselen bir trend var. Yükselen bir trendi kırmadığı sürece Bitcoin dominansı yükselmeye devam eder. Burada çok önemli, gerçekten tepe olarak vermiş olduğumuz 57,5 57,75 seviyesinden retest atmış yükselip bu üstünde kaldığını teyitidir ve Bitcoin bir süre kendi başına tepe yaparken altcoin'leri ezmeye devam edecektir. Şunu söyleyeyim. Eğer ki Bitcoin dominans yükselirken Bitcoin yükselirse altcoin'leri ya durgunlaşır ya da değer kaybeder. Bakın nasıl oluyor ya? Bitcoin değer kazanırken altcoin'ler kazanmıyor. Bitcoin düştüğü zaman ise altcoin'ler çakılıyor. Dibini kuruyor. Ha, işte o Bitcoin dominansının yükselmesidir. Eğer ki Bitcoin dominansı yükselirse bu olur. Ha şimdi buraları da tepe algılayıp buradan ara bir düşüş yaparken Bitcoin 66, 70, 80 bin dolarlara çıkarken bu dominans düşerse altcoin'ler minimum bak en kötüsü 2x ve üzeri yapar. 3x, 5x, 10x, 20x olarak değişir. Adeta roketleri füzeler. Fakat şu minicik bir dominans düşüşünde Bitcoin yükselirken dominansı anladığımızı düşünüyorum. Bitcoin dominansı piyasadaki paranın %58'i şu anda Bitcoin'de. Dominans düşerken piyasa hacmi artarsa para altcoin'lere gidiyordur ve devasa rally olacaktır. Ki bana sorarsanız asıl 10x, 20x o son vuruşlarımızı %48'den %40'a kadar düşen ki arada minimum 10x. Yapay zeka diyorum buraya, AI diyorum. Yapay zeka, RWA projelerinde burada 10x ve üzeri bekliyorum. %48'den sonra yani o da yılbaşından sonra Ocak, Şubat, Mart aylarında devasa bir şekilde rally bekliyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu benim şahsi teknik ve temel analizlerimin birleşmesi üzerine oluşturduğum bir beklentidir. Burada RSI tepe bölgelerinde takılıyor. Biraz daha satıcı bölgelerinde takılacağı zamanlar da olacaktır. İşte o zaman da paramızı kazanacağız. Bitcoin dominansına baktık. Tether dominansına baktık. Others dominansına bakalım. Yani altcoin'ler. İşte dedim ya. O süreç boyunca da Bitcoin'den para çıkacak ve altcoin'lere akarken ve genele para girerken altcoin'lere daha çok para girecek. Heyecan artacak, volatilite artacak. Yani bizim altcoin'lerin dominansı artacak ve rally yapacağız. Rally üstüne rally yapacağız. Ufak tefek trend çizgilerini çizdik. Diplerden aldık. Şu anda diplerden destek almış. Tepelerden tepelere çizgi çizdiğimiz zaman bu da tepe teyit onayıdır trend olarak. Yani yaklaşık olarak %20 ile 24 seviyesi, 25 seviyesi arasında bir alt dominans bekliyoruz. Bitcoin için ise %40. Bak, ne dedim burada? Bitcoin yükselirken Ethereum yükselmiyor. 2530'da kaldı 2 saattir. Ama Bitcoin neredeyse 65 bin doları kıracak gözünüzün önünde. Others altcoin dominansını anladıysak altın petrolü sizlere şöyle anlatmak istiyorum. Altın savaş zamanı, kriz zamanı veyahut işte paranın ilk girdiği araçtır. Para basımından sonra bizim finansal uzmanlar veya yatırımcılar, küçük şirketler, işte şahsi kişiler, ben sen gibi para ilk altına akar. Çünkü hacim çok büyüktür. Piyasada herkesin bildiği üründür ve dolar karşısında uzun vadede her zaman değerlenir. Fakat burada
yükselen bir trend desteği vardı. Bu kırıldı ve retest yaptı. Retest yani geri dokunmasıdır. Bu buradan düştüğü zaman da biraz yatay alır. Yatay oyalanır. Veyahut yükselir biraz daha 3000 dolarlara kadar. Yükselirken de para riskli varlıklara akar. Gümüş altını takip eder. Gümüş altını takip ettiği için de o da benzer bir havaya girmiş. O da şu an daha iyi duruyor altına göre. Daha büyük alım fırsatı. Çünkü sanayide gümüş kullanılır. Gerçekten çok önemli bir rezervdir. Fakat burada ikili tepe formasyonu var. McDonald's ya düşecektir ya da biraz ufak durup kafasını yukarı kaldıracaktır. Bir de şu mumlara bakalım. Mumlar ne anlatıyor mesela? 3 yeşil karga, kırmızı gibi. Bunu da Investing adresinden bakabilirsiniz. Investing'de burada Investing'de mum grafikleri var. Mum grafikleri mesela ayı, doji yıldızı ayı var. Ya o kadar çok bizim mumlarımız var ki sektörde. Kafanız bile karışabilir. Burada mesela Solana diyelim. Sol USDT tipir. Evet. Zaten mum olarak anladığımız şey şu. Bayağı sert bir Bollinger vermiş. Uzun vade için. Evet. Solana'yı inceleyelim şu an. Çok güzel bir çanak. Fincan kulp gibi bir şey var. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Bizim mumlarımız ne anlatıyor? Ya genel olarak long short açanlar için trend yükselirken ani dikine kırmızı mumlar verebiliyor. Yani şöyle sürekli yükselen bir trend görüyorsunuz ama arada hep ani kırmızı mumlar var. O da bizim long shortçuları patlatmak için gösterilen bir olay. Doji ayı, Doji boğa. Mesela burada çekiş var. Düşüş. Bak, yükseliş vermiş. Yeşil mum. Karar yıldızı ve sert kırmızı mum verdikten sonra bir ayı göstergesi. Bir kendisi şey yapmış. Fakat burada anlatmadım hala ama arada ben size anlatırken formasyonları da vermek istiyorum. Çünkü tek tek formasyonların yerlerini aramak yerine video halindeyken size arada vereyim biraz. Elmas formasyonu var. Geldiği gibi de yükselmesi gerekiyor. Geldiği gibi de yükselecek. Elmas formasyonu bu. Bakın burada da bir elmas var. Geldiği gibi gitmiş ve şey yapmış. Evet, burada kabaca böyle ve ayı sezonlarında veya bir sezonları nereden anlayacağız? Bakın. 3 tane yeşil pardon, 3 tane siyah karga yani kırmızı bu trendin düşerek devam edeceğini gösteriyor. Ya buradan yeşil verir, bir tane fake oradan döşemeye devam eder. Bakın. Ve ondan sonra diplere doğru yaklaştıkça 3 tane değil de artık 2 2 vermeye başlar. Orada bir düz hat oluşturur. Artık akümülasyon bölgesi. Eğer ki kötü bir olay olursa da mesela İsrail, İran gibi veya FTX borsası o zaman yani Solana 9 dolardı yani şaka gibi Solana 9 dolardı. 30 dolardan düştü. Herkes Solana'nın battığını düşünüyordu. Artık bitti bilmem ne. En büyük likidasyonu gitti. Şu anda 150 dolar. 20x yapmış yani düşünün. Ve bu 3 tane kırmızı 3 tane kırmızı vermeye devam etmiş. Ve bir süre sonra da artık dolar maliyet ortalaması yapan ise parayı vurmuş. Ve ondan sonra 3 tane yeşil kargayla beraber 3 tane yeşil kargaları vererek artık ben dönmeye hazırım şeklinde mesajlarını vermiş. Ve 3 tane dolu dolu mumu verdiği için trend devam etmiş. 3 tane yeşil karga, kırmızı karga olayını anladık mı?
Bakın. Bakın. 3. Bunları takip edelim. Lütfen bunlar çok önemli. Veya bu. Fake. Hani dedim ya, ayı sezonlarında bu genelde fake olur. Ayı flama formasyonu olarak çalışır. Evet. Altın, dediğim gibi, savaş, kriz, riskli zamanlarda yükselir ve parayı koruya yakar. Fakat petrolden biraz bahsetmek istiyorum. Petrol burada çok önemli. Petrol bizim, aynı zamanda biraz temel analiz de anlatıyorum size. Petrol yükseldiği zaman enflasyon artar. Enflasyon verisi ise Fed'in alacağı faiz kararlarında çok etkili oluyor. Mesela petrol yükselirken enflasyon artıyor. E ne olacak? Bizim enflasyonumuz artıyor. Faiz düşüşlerini biraz yavaşlatabiliriz. İşte bu piyasa için negatif bir haber olacağından dolayı petrol şu anda seçime kadar baskılanacaktır. Biraz daha baskılanacaktır. Belki düşmeye devam edecektir. Ondan sonra yön zaten petrolde yukarı, çünkü sınırsız basılan bir ürün değil. Petrol de bir materyal, bir emtia. Petrolde yükselişi devam edecektir. Ve burada tepe sinyalleri alıyorum. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de hala dip sinyalleri alıyorum. Bitcoin için bence yol daha var. Formasyonlar kısmına geçmeden önce temel haberlerden biraz dedim. Petrol yükselişi, işte enflasyon verisi, istihdam verisi. Bunu da investing.com'dan takip edeceğiz. Burada pivot noktaları, Fed faizi, ondan sonra teknik analizler, haberler, haberleri takip edelim. Burada önemli olan gelişmeler. İşte burada temel analizi yapıyoruz. Teknik olarak burada boom grafikleri, teknik özet şeklinde. Burada tüm teknik analizi yapılmış enstrümanları görebilirsiniz ve orada al veya sat şeklinde özetini görebilirsiniz. Bakın burada endekslere bakalım. Dow Jones güçlü al, S&P 500 güçlü al diyor. Çünkü Amerika'da şu anda seçim havası var ve para basımı yapılıyor. Halka para dağıtıldığı için o para ilk borsaya, altına akıyor. O yüzden altın yükseliyor. Petrol ise şu an biraz siyasi nedenlerden dolayı baskılanıyor. Evet, altın petrol işini hallettik. Volatility indeksine bakalım. Volatility indeksi neden önemli? Volatility indeksi çok önemli. Korku, panik, endişe, stres, piyasalardaki hareket. Volatilite diyoruz ya. Mesela kripto paralar dünyada gelmiş geçmiş en volatil borsadır. İşte bu yüzden zaten buradayız. Hani tamam, risk alıyoruz. %20, %50 kayıplara göz yumuyoruz ama 20x, 100x gibi yüksek kazançları da bizlere sunduğu için biz bu piyasadayız. Yani ben ufak paralarımı milyonlarca liraya çevirmek için girebileceğim tek piyasa bu. Tamam, biliyorum uzun vadeli yatırımlarımız da var. Altın gibi, Borsa İstanbul gibi Amerikan hisselerine yatırım yapıyoruz. Fakat ufak kısa vadede yüksek kazançları vurabildiğimiz tek piyasa kripto para piyasasıdır. Şimdi VIX bize ne anlatıyor? Bu yükseliş deneyimlesi. Bu yükseliş savaş, resesyon gerginliği. İşte burada 2020 yılını görüyorsunuz. Covid-19 krizi. Krizler zamanında burada 2018, 2016 burada çok önemli haberler olmuştu. Bu neydi ya? Birçok, neyse, hani anladınız, önemli olaylarda kriz zamanlarda volatility indeksi korku. Aslında hareket endeksi derler ama korku endeksidir. Yani şu anlama geliyor. Eğer ki bu yükselirse piyasa düşer. Korku, panik havadadır. Bizim altına bu iş yarar. Altına yarar. Petrole yarar. İşte o yüzden diyorum ya, petrol ve altın benim nakit paramdır. Ufak tefek ihtiyaç anında onları bozdurup daha riskli varlık olan kripto paralara ve hisselere aktarım yapabiliyorsunuz. Volatility indeksi düşerken de bizim fiyatlarımız rahatlar, resesyon riski düşer ve riskli varlıklara para akışı devam eder. Bakın, yükselmiş,
Bizim altcoin'ler %10, %15 düştü. Fakat tepe sinyalleri almaya başladık. Tepe sinyalleri almaya başladık RSI tarafında. Bariz. Ve bu düşerken ise bizim piyasalarımız rahatlayacaktır. O süreçte ise riskli piyasalar kazandırmaya devam edecektir. Ama eğer ki bu yükselmeye devam ederse biraz kara bulutları havada görebiliriz. Daha fazla kara bulutu havada görebiliriz. O yüzden dikkatli olalım. Çok önemli. Evet. Burada Volatility Index'inden bahsettik. S&P 500 dediğim gibi Amerikan seçimlerinden dolayı şu anda para basımlarından dolayı yükselmek zorunda. Özellikle Nvidia yapay zeka alanında başı çektiği için Nvidia gibi ve elektrikli arabalarda Tesla gibi hisseler şu anda yükselmek zorunda ki Tesla'daki bu düşüşün sebebi Elon Musk'tır arkadaşlar. Elon Musk siyasete karıştı. Kamala Harris de şu anda işte biraz baskı yaptığından dolayı şey yapıyor ama seçimlerden sonra yükselmeye devam edeceğini düşünüyorum ki düşen trendini kırdığı zaman. Burada bir düşen trend var. Alttan ise bir destek. Hemen bir destek çizebiliriz. Zaten alım fırsatı hemen veriyor. Tık RSI düşmüş. Tık alım fırsatı. Güzel. Tesla uzun vadede bence iyi yerlere gelecektir. Yatırım tavsiyesi değildir. S&P 500 kısacası Amerika'daki olaylar. Temel haberlerden bahsettik. Formasyonlara bence bir giriş yapalım. Biliyorum sürekli size ara ara çok sık formasyonlardan bahsettim. Fakat hocam formasyonlar da neyiniz? Sen sürekli bahsediyorsun. Size hızlı 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 bunlardan bahsedeyim. Formasyonlar. Bizim en önemli kabaca ben araştırdığım kadarıyla bu görmüş olduğunuz formasyonlar sizin işinize yarayacaktır. Kabaca piyasa bunlardan oluşuyor diyebilirim. Burada görüntülerde olmayanlar ise ekstra ben sizlere bahsedeceğim. McDonald's formasyonu, M formasyonu, ikili tepe formasyonu olduğu zaman piyasa düşer. İkili dip sinyalleri geldiği zaman ve RSI yükselirse güç endeksi harika bir alım fırsatı. Burada genişleyen çanak olduğu zaman eğer ki trend düşmüşse ve düşen çanak olmuşsa yükselir. Eğer ki piyasa yükselmişse genişleyen çanak olduğu zaman genişleyen burada bir kanal olduğu zaman düşüş. Dediğim gibi yükseliş verip böyle yaptığı zaman böyle aşağı doğru açılan bir kanal görürseniz ise yükselme ihtimali de var. Fakat genelde düştükten sonra bunu yapıyorsa yükseliştir. Yükseliş yaptıktan sonra açılan bir kanal görürseniz böyle sağ tarafa doğru düşüş. Aynı şekilde burada yükselişten sonra kafasını şöyle yukarı doğru kaldırıyorsa bunu Bitcoin'de gösterebilirim. Evet, Bitcoin'i göstereyim şuna. Evet. Yükseliş olduktan sonra burada açılan bir kanal görüyorsak böyle açılan bir kanal görüyorsak düşüş görüyoruz. Bu da tam tersi. Düşüş olduktan sonra açılan bir kanal olursa sağa doğru yükseliş ve bu yükseliş yani boğa şeyini gösteren bir çanak tarzı yukarıdaki tepelerden aşağıdaki diplerden kırdığı zaman burada bir yükselişi gösterir. Ethereum'da gösterebiliriz bunu sanki. Ether'de gösterebiliriz. Şuydu değil mi? Şu. Yukarıdaki tepelerden bizim desteğini yukarıdaki tepelerden alıyor direncini ve aşağıdaki dip seviyelerinden de sıkıştığı zaman ve bu yukarı kırdığı zaman boğa sinyali alıyoruz. Hızlı hızlı anlatıyorum. Bunları siz araştıracaksınız. Aşağı düşen kanal yukarı doğru gider. Burada fincan kulp kulp formasyonu var. Şu anda sık sık karşılaştığımız bir fincan kulp var. Bakın. Fincan ve kulp oluşumu var. Fincan kulp.
Eğer ki bunu yukarı doğru kırarsak şöyle bir retest atıyor. Geriye geliyor. Ve ondan sonra ise zirvelerine doğru hızlı hızlı koşmaya devam edecek bir Ethereum. Görebilirsiniz. Fincan kulpu anlattık. Tam tersi ise burada tepe fincanı ve tepe kulpu şeklinde. Aynen burada yine görebilirsiniz. Tepe fincanı, tepe kulpu ve tepe fincanı. Ayı sezonu. Burada belli oluyor zaten. Elmas formasyonları var. Hani anlattım. Nasıl gelirse öyle gider. Elmas formasyonlarında. Hani içinde ufaktan hareketlere başlıyor. Sonra sert yukarı aşağı hareketler. Sonra sıkışıp geldiği gibi gidiyor. İkili dipteydi. Burada mum doldurma şeklinde yapıyor. Yani ayı sezonlarında burada mumu dolduruyor ve yoluna öyle devam ediyor. Veya boğa sezonlarında tepe sinyallerini bu şekilde alabilirsiniz. Bakın burada aslında mum olarak gözükür bu hareketin çoğu. Gelir mum bırakır. Pardon, iğne bırakır. Düşer. Bunu daha sakin bir yerde anlatalım. Şöyle gidelim. Sakin sakin. Sakin sakin. Biz bizeyiz. Sakin. Relax. Burada gelir. İğneyi bırakır. Sert bir düşüş. İğne olarak kaldığı için de onu mutlaka doldurur zaten bir yerde. Mum olarak doldurur ve tam tersine trend gider. Aşağı doğru gerçekleşiyorsa yukarı, yukarıda gerçekleşiyorsa ise aşağı doğru gider. Bakın tam tersi geçerli. Burada mum doldurma olayları. İkili dip iğnesi aşağı doğru olursa bu boğa olur. Yukarı doğru olursa tepe sinyallerini alıyoruz. Burada mum doldurma olayı var. Tam tersine. Bu ayı sezonudur. Ethereum'da gördüğünüz gibi. Bu da dip teyitleridir. O da Bitcoin'de göstereyim size hızlıca. Yavaştan zaten teknik analizin sonlarına doğru geliyoruz. Size tüm ayrıntısını anlattığım için bu video gerçekten çok 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 uzun sürdü. Ama inanın bu videoyu izledikten sonra hiçbir eksiğiniz kalmayacak. Sadece biraz ufak tefek araştırmalar sizde kalıyor. Bakın iğne atılıyor. İğne atılıyor. İnsanlar buradan döneceğini zannediyor. Ama geliyor. İğneyi dolduruyor ve trendi yukarı doğru taşıyor. İğne atıyor. Çok sert bir iğne atıyor. Geliyor. Dolduruyor. Ve yoluna öyle gidiyor. İğne atıyor. İğne atıyor. Belki doldurur. Belki doldurmaz. Doldurup yoluna öyle devam edecek gibi gözüküyor. Bu. Şu an için bu olay bundan ibaret. Formasyonları kabaca anlattık. Burada dediğim gibi alt sinyaller, üst tobo, omuz baş omuz ve tobo formasyonları var. Ve bayraklar var. Onları da size hızlıca göstereyim. Ve likidasyon olarak çoğunluğun karşısında işlem almayı sizlere öğreteceğim. Likidasyon haritası üzerinden. Şunu söyleyeyim sizlere. Burada bir omuz. Burada daha yüksek olduğu için baş. Burada bir omuz olduğu için V. Burada trendini aşağı doğru kırdığı için çok sert düşüşler görebilirsiniz. Yani mesela şu kadar desteğine kadar gelir. Onun da altına gideceği için o destek seviyesinde bir o kadar altına gider. Ve dediğim gibi öyle de yapmış yani. Öyle de yaptığı için boğa sezonunun tepesindeyken böyle devasa short işlemleri alınabiliyor. Fakat çok tehlikeli. Onu da söyleyeyim. Evet. Omuz baş omuz. Bir de tobo formasyonunu göstereyim hemen Bitcoin'de. Ters omuz baş omuz. Bakın. Omuz baş ve omuz. Bakın. Yukarı doğru kırmış. Yukarı doğru kırmış. Kendisi kadar yukarı atar. Kendisi kadar yukarı atmış. Hatta ETF beklentilerine kadar oraya çıkmış. Güzel. Bu da burada kalsın. Ve boğa bayrağı ve ayı bayrağı nedir? Onu anlattım size. Ayı bayrağı USDT dominansında gördüğünüz gibi düşüşü gösterir. Bakın size bir ayı bayrağı örneğini vereyim. Ve boğa sezonu devamında ne olacak? Size anlatmış olayım. Bakın
Burada bir direk var, bayrak direği. Burada yükselen bir şey var. Düşen bir trendle yükselen bir ara varsa bu bir ayı flama formasyonudur. Hedefi de o direk kadardır. %3 seviyelerini gösteriyor. Ayı flama. Boğa flama ise burada Bitcoin grafiğine baktığımızda ise burada devasa bir şuradan bakarsak bir düşen trend var. Şöyle genel olarak bakarsak burada aynı şekilde boğa flama bayrağı ise bizlere 150 bin doları gösteriyor. Yani 150 bin gerçekten beklenilebilecek bir fiyat olduğunu tekrardan bizlere gösteriyor. Zaten ben de fiyat bu seviyelere geldiği zaman %80, %75 nakitte olmayı tercih edeceğim bu dönemde. Tamam, belki 5-10x daha gider ama garanti kazanç diye ben buna derim. Formasyonları anlattıysak hemen sizlere coin mühendisi sayfasından çoğunluğun karşısında nasıl işlem alınır, nasıl gerçek kazançlar takip edilir ve long short likitasyonu nedir? Onları sizlere hemen anlatayım. Aynı zamanda coin mühendisi sitesinden sizler de burada birçok piyasa metriğini takip edebilirsiniz. Ve bakın burada genel piyasa sayfası, kripto para piyasası sıralaması ve likidasyon ısı haritası. Bize bunları ne anlatıyor? Şimdi ben buraya bakarak piyasanın nereye gideceğini çok kolay bir şekilde sizlere söyleyebilirim. Hani diyorlar ya piyasanın şu anda nereye gideceği meşhur, zor değil. Likidasyon piyasanın yakıtıdır. Yani longçuları veya shortçuları likit ederek işlemlerini terste bırakarak piyasa onları kazançlarını, şeylerini, işlemlerini iptal ediyor ve paralarını alarak piyasayı boğa sezonunda roketliyor. Hani diyorsunuz ya bu paranın kaynağı ne? İşte bu paranın kaynağı burada. Şu anda %55, %53 ortalama olarak çoğunluk short girmiş. Ve short girdiği için de piyasa burada yükselmiş ve likit etmiş. 35 milyon dolar etrafında 70 milyon dolar. Fakat yükseliş diye sevinmeyelim. Çünkü altta da long birikmiş. Long likidasyonu. Aynı miktarlar 50-60 milyon dolar civarı. Bu likidasyonu silip bence hızlı bir düşüş, hızlı bir yükseliş yani V formasyonuyla hızlı bir şekilde yönüne devam edeceğini düşünüyorum. 3 günlük, 5 günlük, 1 haftalık, 1 aylıkta ise trendin daha genel ve önemli olduğunu anlayabiliyoruz. Burada shortçuları elemişler. Yarım milyar dolar. Bakın neredeyse bir ülke kurulacak kadar büyük bir para. Ve longçular da burada 300 milyon, 400 milyon civarında bir para var. 400, 500, 600 milyon dolar civarında. Bitcoin 61.500'e kadar düşeceğini ben düşünüyorum şu anda. Kısa vadede. Çünkü dedim ya biraz riskler devam ediyor. Ama şöyle bir olay var. Bakın şöyle göstereyim. Evet. Bayağı longçular birikmiş. Bunları almadan bence piyasayı yükseltmeyecekler. Yani burada biriken kaldıraççılar olduğu için bu ne demek oluyor? Bu şu anlama geliyor. Yani bu adamlar Bitcoin 150 bin dolara gittiği zaman aralıksız kazanmış olacaklar. Ve şöyle bir yıllık grafiğe baktığımız zaman şu anlama geliyor. 30 bin dolardan 35 bin dolardan long açan bir adam hiç likit olmamış. Yani 150 bin dolara gittiği zaman da çok büyük milyarlarca dolar, milyonlarca dolar kazanma fırsatı bulmuş olacak. Fakat bir yıllık döneme baktığımız zaman millet her dirence geldiği zaman short açmaya alıştığı için şu anda kısa vadede 61.500'e bence gelir. Geldikten sonra ise burada bakın shortçulara bakar mısınız? Yani milyar dolarlar yani. Neredeyse 40-50 milyar dolar short pozisyonu var. Bitcoin direkt 75 bin dolara hızlı bir şekilde iki tane iğne çaksa piyasanın anasını ağlatır. Shortçuları tarihten siler. Sonra da biriken longçular olacağı için de oradan da bir 65 bin dolarlara 60 binlere kadar geri çakarsa da orada longçuları da eler. Yani kaldıraççıları piyasadan siler. Sildikten sonra ise dikine dikine 100-150 bin dolarlara doğru hızlı hızlı gider. Ondan sonra ise bu oyunu bizim altlara bırakır.
Piyasa değeri burada 2,2 trilyon dolarlar. Bitcoin dominasyonunu görebilirsiniz. Ethereum dominansı. Burada görmüş olduğunuz gibi shortçuları elemek için ani yükselişler olmuş. Ani düşüşler de olabilir. Fakat şu anda çoğunluk, hala çoğunluk düşüş yönlü işlem açtığı için piyasa bence bir süre daha yükselebilir. Fakat 61.500'ü unutmayalım. Bu da çoğunluğun karşısında olarak long short likidasyonlarına bakarak yön tayin etmeyi sizlere öğrettim. Ya benim kabaca tüm öyle tecrübelerimden dayanarak sizlere öğretebileceğim, sıfırdan uzmanlığa kadar çıkarabileceğim tüm bilgiler bunlardı. Yani tamam biliyorum daha binlerce indikatör var, binlerce formasyon var, bilmem ne. Ama piyasa için bunları bilmeniz yeterli olacaktır. Sırf bu bilgilerle bile milyonlarca dolar, milyarlarca lira kazanabilirsiniz. Bu sizin tecrübenize kalmış olan bir şey. Benim bu video için söyleyeceklerim bu kadardı. Daha fazlasını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ve serinin diğer videolarını da izlemeyi mutlaka unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.